Yo 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 hep insanlar ben ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere aslında beklenmedik tuhaf ve belki sizlerin bile şaşırabileceği bir içerikli sizlerleyiz. Evet pikemi chat GPT yaptırıyoruz arkadaşlar yani yapay zekaya ee, pikem yaptırıyoruz. Tabii ki de bazılarınız olacaktır abi ben chat GPT kullandım yok anlamıyor hiçbir soruyu sen nasıl yapıyorsun falan filan diye. Sizlere birazcık bunlardan da bahsetmiş olacağım. Böylece üniversitedeki sınavları nasıl kolay bir şekilde online dönerken geçtiğimi de anlayabileceksiniz diye düşünüyorum. Şimdi Görmüş olduğunuz üzere bizim bir pikemimiz vardı ve videoda webcam koymamamın sebebi aslında yapay zeka yaptırdığımız için benim videom olarak aslında geçmemesi gerekiyor. E, Tam yıldan da anlayabileceğiniz üzere. Benim kendi videomda Cloud9 Vitality, Vitality Team Spirit Phase, Team Spirit finalist olarak Team Spirit koymuştuk. F e, Navi maçına F, Mouse G2'ye G2 ve kazananı gene F olarak koymuştuk. Finalli Team Split ile F'i karşı karşıya getirmiştik ve e, birazcık da fanlığımızdan dolayı olarak Burada Eternal Fire şampiyon yapmıştık. Realistik tercihinde Team Spirit'in şampiyon olacağından bahsetmiştim. Sonra ben de merak ettim. Dedim ki lan chat GPT ne düşünür? Bunu yayında düşünüyordum zaten. Yayınlarda bahsetmiştim. Yayınları bilmiyorsanız da katılmak isterseniz de açıklama kısmına ve sahiplenmiş yorumlarda var. Ek olarak da ee, gene arkadaşlar ödüllü pikememiz mevcut. Eğer siz de ödüllü pikeme katılmak isterseniz Discord'da, Discord sunucumuzda ödüllü pikem kanalına yaptığınız pikemleri SS olarak atabilirsiniz. Bunun dışında videonun bir sponsoru var. Skins Monkey. Skins Monkey chat GP'den daha iyi. Neden? Kullandıkları botlar sadece takas botları ve gerektiği zaman 7-24 bir şekilde müşteri desteğine ulaşabilirsiniz. Legojan kodunu kullanarak ilk yakasınıza 5 dolara varan bir bonus. Onun dışında genel Legojan kodunu kullanarak 5 dolarlık e, isterseniz ya da 5000 dolarlık isterseniz yapacağınız nakit yüklemelerinizde %30 ile %35'lik ekstradan yani 5 bonus alabilirsiniz. Onun dışında kolaylıkla takaslarınızı yapabileceğiniz çok tatlı sitelerden bir tanesi freebies kısmına geldiğimiz zaman da günlük e, haftalık ve aylık olarak da çekilişlere katılabilirsiniz. Şimdi chat GPT ile konuşmama geçiyorum. Öncelikle turnuva formatını ve durumları anlatmam gerekiyor. Çünkü chat GPT'nin elindeki bilgilerin hepsi arkadaşlar Ocak 2022'den e, önce ve durumda böyle olunca roster değişikliklerin ya da takımların nasıl oynadığını bilmeyebilir. Bu yüzden basitçiz formatı kalan takımları top 8'de olduğunu major'ın ne olduğundan falan filan durumdan bahsettim. Ve kendisi uzun uzun cevaplar verdi ve yavaş yavaş durumlardan bahsetti. İlk başta bahsettiğim zaman G2'da Kenny's'in olduğunu, e, Navi'de Simple'ın olduğundan ya da Faze'de Coldzera tarzındaki oyuncuların olduğundan bahsetti. Ve durum böyle olunca ben birazcık bunları düzeltmeye ee, çalıştım ve en sonunda artık yavaş yavaş düzeltmeye başladım. İlk başta sorduğum sorular işte Team Spirit ile karşılaşıyor bilmiş olduğunuz üzere ve burada ne olabilecekti ve yine uzun uzun bana bir cevap verdi. Böyle durumlarda make it shorter demeniz gerekiyor. Yani sormak istediğiniz konuya öncelikle chat birazcık bilgi vermelisiniz ki chat daha iyi çalışsın. Çünkü öbür türlü bomboş cevaplar veriyor. Durumda böyle olduğu için doğru seviyede doğru soruları ve gerekli bilgileri verirseniz isterseniz Türkçe isterseniz İngilizce ki İngilizce de daha iyi çalışıyor. O yüzden İngilizce bir şekilde ilerledik. Önemli olan noktalardan bir tanesi şu. Mesela burada diyorum hani bana bir takım ismi verecek olsan ne verirsin? Kim kazanır? Diyor ki Echelon. Echelon ne alaka? Hani kimmiş Echelon? Örnek veriyorum. Mesela burada direkt e, e, konuşamadım Hi, hipotez olarak konuşmak gerekirse Faze'de Team Split'in best, best of 3'ünü Faze kazanır demiş. Ve burada direkt sorduğumuz soru Cloud9 vs Vitality kim kazanır diye sorduğumuz zaman da burada Cloud9 vs Vitality gene Vitality kazanır demiş. Eternal Fire Navi de Navi demiş. Burada G2 mouse'da ise G2'yu öncelikle çıkarmış. Ben de oradan sonra tekrardan bahsettiğim için top 4 opsiyonların Phase, Vitality, Navi ve G2 olur değil mi dedim. Aynı şekilde bu da benim doğru, doğru tekrarlamış oldu. Burada bahsettiğimiz noktalardan bir tanesi Vitality ile Faze arasında ne olur dediğimizde direkt Zaibu hakkında konuşmaya başladı ve Zaibu sayesinde de Vitality e, Vitality'nin Faze'e karşı kazanacağını başardı. Fakat şurada bahsettiği ufak noktalardan bir tanesi Faze'in bir maç alabilme ihtimalinden de ufakta bahsetmiş oldu. En azından benim anladığım şekilde diyebiliriz yani. Onun dışında burada Navi vs. G2'ye sokturdum. Navi vs. G2'ye sokturduğum anda burada Simple, e, Kenyes'leri yine görmeye başladım. Sanki öğrettiğim her şey unutulmuş gibi. Ben de burada dedim ki Simple ve Kenyes burada yok bu sefer Sam Dye Montedeki Sam Dye Young, e, Cloud Nine'deki elektroniğe geçti ve bu sefer de G2'deki o eski Fransız kadro, Amanek ve Jack Zili kadroya geçti. Ondan sonra ben de birazcık sıkıldım, sinirlerim bozuldu ve burada Navi'nin ve G2'nin current roster'larını gösterdim. Nerelerden olduklarını ve şey olarak yazdım. Ve burada her şeye baktıktan sonra kısacası hani uzun uzun bakmak ister misiniz bilmiyorum. Fakat burada ciddi anlamda ee, G2'nin <laughs> G2 kazanabileceğini düşündü. Durumda böyle olunca hatta burada Navi'nin line-up'ının birazcık daha az experience'lı olmasına rağmen hala da g zorlayabileceğinden de bahsetti. Ve G2'nun kazanacağından bahsetti. Ben de uzun uzun anlatmamak yerine burada make it shorter diyorum her zaman. Please diyorum. Neden please diyorum? Bir gün olur da yapay zekalar dünyayı ele geçirirse please dediğim için ben yaşayacağım arkadaşlar. Hiç hiç problem yok. Legocan 200 IQ. Her sektörde oynuyoruz arkadaşlar. Her sektöre oynuyoruz. Hiç merak etmeyin. Onun dışında kısacası hipotez olarak bir final olursa dedim. G2 ile Vitality oynarsa kim kazanır? Çünkü her bilgiyi ve her rosterı artık buraya verdik bu durumda. Ve durumda böyle olunca yaklaşık olarak bir şeyler bana yazdı. Sonra ben bu cevabını doğal olarak beğenmedim. Ve tekrardan konuştum. Ve kısacası Make It Shorter'a indirdiğimiz zaman JC2 PGL Copenhagen Major'ını şahsen Team White Elite olarak bahsettiğini söyledi. Sonra gene yapay zekaya karşı ölmemek adına ee, burada hemen yazdım. Günün nasıl geçiyor? Konuşman gereken birisi var mı? Ve yardımcı olmam gereken bir şey var mı diye. İki safhaya da oynuyorum arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Sizler diyeyim. Ve e, chat yani yapay zekanın yaptığı sistem tam tamına bu şekilde oldu. Cloud9 Vitality. Vitality kazanır. Spirit Phase. Phase kazanır. Eternal Fire Navi. Navi kazanır. Mouse G2'yu. G2 kazanır ve Vitality G2 finali görürüz ve Vitality de şampiyon olur biçiminde. Şimdi <laughs> bu pikleri gördük. Ne düşünüyorum diye soracak olabilirsiniz. Ben şahsen belli baş konularda katılıyorum ve Team Spirit Phase dışında tamamen katıldığımı söyleyebilirim bu arada. Ee, Team Spirit'in tamamen dışarıda olduğu bir senaryoda bence Vitality'in final görmesi realistik derim. Şaka bile yapmıyorum. Ee, G2'nin sahnede olacağı için zaten Maus yerine G2'yi koymuştum. Eternal Fire fanı olmayan, Türk olmayan büyük bir çoğunluğunda Na'Vi koyduğunu gördüm HLTV pikemlerinde ya da Twitter'daki pikemlerde. O yüzden düşündüğümden çok daha iyi bir cevap geldiğini düşünüyorum. Fakat sadece 8 takım olduğu için de zaten ne kadar yanlış bir şey çıkabilirdi ki diye de düşünebilirsiniz. Bence bu average dediğimiz CSE Spor'a çok hakim olmayan birisine pikem yaptırsaydınız bence birebir aynı takımları seçerlerdi. Neden? Vitality çok popüler, Faze çok popüler, Navi çok popüler, G2 çok popülerdi CS dönemlerinde. E, büyük major kazandıkları, G2 hiçbir zaman major kazanamadı da hani major kazanmaya yaklaştıkları ya büyük turnuva kazandıkları dönemlerde herkes bu takımları biliyordu. ChatGPT de aslında birazcık daha tamamen full ilgili bir insan olarak görmesek dahi her konuda az az bilgisi olan bir insan olarak düşünebilirsiniz. Ve işin sonucunda da ciddi anlamda çıkan chat GPT sonucu bu oldu. Benimkisiyle karşılaştırdığım zaman da durum böyle oluyor. Vitality ve G2 picklerimiz aynı. Fakat biz finalisti Team Spirit Eternal Fire düşünüyoruz. Burası ise Vitality ile G2'yu düşünüyor. Şampiyon olarak da Vitality'i düşünüyor. Eee, tüm stage bittikten sonra bu iki pikemleri karşılaştıracağız. ChatGPT mi daha fazla bilmiş yoksa yıllardan jazz, yıllardan beri CS izleyen ben mi daha fazla bilmişim? Bunu görmüş olacağız. Umuyorum ki biz doğru biliriz. Neden? Eternal Fire koyduk çünkü arkadaşlar. Onun için umarım video farklı ve hoşunuza giden bir konsepte olmuştur. Bu tarz Yok yapay zeka eskin fiyatları sorduk. Yok şudur budur tarzında şeyleri merak edersiniz. Belki yapabilirim. ChatGPT eskiden para ödüyordum. Çok daha güzel çalışıyordu ChatGPT para öderken. İlginizi çekerse ben yine aylık olarak öderim yani. Yorumlarda belirtebilirsiniz fikirlerinizi. izlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.